testa anche quello contro l'Antalya, perché come abbiamo detto Nuri Sahin soprattutto è uno che mi piace parlarne, perché è stato piacevole l'incontro con lui, perché per la qualità di calciatore che è stato, per la persona, per il professionista, l'ho trovato assolutamente umile, assolutamente normale, e quindi come si è visto poi dentro la partita, lui riesce a trasferire tutte le sue qualità ai suoi calciatori che hanno giocato una buona partita, e per noi è stato un buon test, essendo il primo di questo break, un test corretto, e la partita è stata fatta bene. Anche nelle cose nuove che gli avevo chiesto ho visto interesse e ho visto qualità espresse. Gerekirse geçen sefer de söylemiştim, Antalya Spor maçı bizim için gerçekten iyi bir testti. Özellikle Nuri Sahin takımı olarak hani söylüyorum bunu. Neden kişiden bahsediyorum? Gerçekten hem futbolculuk kariyeri boyunca çok inanılmaz büyük bir futbolcuydu ve hocalığında da çok güzel şeyler aktarabildiğini gördük ve kişilik olarak da ayakları yere basan bir insan. O yüzden hep ondan bahsetmeyi gerçekten yani bunu hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ve zaten maçta da gördük ki takımına da çok güzel bir futbolcu, çok güzel bir futbol oynatabiliyor. Sonrasında tabii bizim açımızdan da iyi bir testi. Neden? Çünkü yeni istediğim bazı taktiksel anlayışlar vardı ve herkesten, bizim futbolcu grubumuzdan istekli bir şekilde gelişime açık olduklarını tekrardan görmek beni mutlu etti. In pratica di quello che si voleva andare a acchiappare in questo break del campionato. E anche di là c'è uno di quelli dei mostri sacri da ex calciatore come Vieira, che praticamente lui poteva essere la completezza del nostro centrocampo. Zielinski, Anghissà, Lobocca, lui lo faceva in uno solo, perché sapeva fare tutto, aveva questa tignosità a giocarci contro, che era una roba, anche a vederlo dalla panchina, impossibile. Per cui sicuramente sarà riuscito a trasferire ai suoi calciatori quel suo carattere, e poi si sa il livello del calcio inglese, attaccante Zaha, attaccante imprevedibile, veloce, di qualità, un centrocampista fisico come Doucouré che gli assomiglia molto. Cioè, Gueye come difensore centrale, insomma, si comincia ad andare a confrontarsi con dei calciatori veramente top del campionato. Crystal Palace maçı kağıt üzerinde biraz daha yüksek seviyeli bir maça benzese de şunu da eklemek lazım. Yani karşı tarafta da Patrick Vieira gibi eski futbol canavarlarından bir tanesi var ve hatırlarsanız o futbolcuyken onun orta sahası tek başına götürebiliyordu. Yani iki kişi, iki futbolcunun işini yapabiliyordu. Mesela bizde Zielinski var, bir tane daha orta saha var diyelim. Onların işini tek başına yapabilen bir hocaydı. Ama tabii karşımızdaki takım da Premier Lig takımı olduğu için biz tabii ki de şu ana kadar gösterdiğimiz yenilikleri de devam ettirmek istiyoruz. Çünkü sezon başında aldığımız gibi takımında mesela yeni şeyler denerken sezon başında onları geliştirme fırsatımız oldu ve bu arayı biz bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yani yeni şeyler katarak, yani yeni taktiksel anlayışlar katarak olsun. Onları da tabii ki devam ettirmek istiyoruz aynı şekilde bu maçta. Ve onlarda biliyorsunuz kadroda Zaha var. Öyle bir forvet var ki ne yapacağı belli değil. Hem çok hızlı hem çok kaliteli. O defansta Gueye var mesela, stoper olarak canavar bir Doucouré var orta sahada. Onlar da tabii ki de çok iyi futbolcular. O yüzden kağıt üzerinde de hani daha yüksek seviyeli bir maç olacağını hepimiz biliyoruz. Ama biz tabii ki de taktiksel anlayışımızı geliştirmek için tekrar bu dönemi bu şekilde kullanmak istiyoruz. Yeni taktiklerimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz. Allora, Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi delle valutazioni step by step, e siamo contenti del livello che ha raggiunto, e quando si rientrerà ricomincerà a fare un po' di allenamenti.
così come Rachmani era stato valutato di riniziare poi di sfruttare questo break per fare delle cose a secco, per rimettere dentro quelle qualità che bisogna allenare in questo momento qui. E poi rinizierà con la palla quando si rientra giù. Demme ha questo affaticamento muscolare, ma senza, senza lesione, e per scopo precauzionale però lo terremo fuori in questa partita di domani sera. Adım adım ilerlediğimiz bir program eşliğinde devam ediyor ve geri dönüşü için tabii ki de çalışmalar devam ediyor ve hatta İtalya'ya döndüğümüzde de orada tekrardan takıma katılabilecek. Ondan sonrasında Demme ile alakalı bir konuşması oldu ve Demme de şu şekilde, sadece yorgunluk olduğu için riske etmek istemiyoruz, onu halen dışarıda tutmak istiyoruz. Rachmani konusunda da aslında onunla da aynı Sirigo'da yaptığımız gibi biraz daha böyle adım adım ilerlediğimiz bir programımız var. Ama tabii Sirigo'dan biraz daha önde olduğu için burada geliştirmemiz gereken özellikleri üzerinde çalışıyoruz. Hani bu dönemde bu o şekilde bu fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kadar. Durare la mia giornata. E se sono soddisfatto della qualità del lavoro che si è espresso. Per cui il bilancio è un po' quello lì, si va alla ricerca delle cose che ci mancano, perché poi l'unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto quello che possediamo, per cui si va a cercare anche di mettere a posto l'unica cosa che non abbiamo. E devo dire che il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da questi ragazzi del marketing e dei social che lavorano con noi nel riuscire a farci trovare tutto pronto e tutto sistemato, e di questo li ringraziamo. Non ci sono stati grossi infortuni. Abbiamo lavorato su quelle cose che abbiamo deciso di approfondire, come dicevamo prima, e anche domani sera abbiamo la possibilità di valutare se... Tabii ki de böyle bir arayı değerlendirmek herkesin yapmak istediği bir süreç. Çünkü biz iyi giden bir durumdayken sanki hani her şey durmuş gibi hani gözükse de aslında bizim için de bir fırsat. Çünkü sezon içerisinde belki de geliştirmek istediğimiz bütün şeyleri burada derinine inerek değerlendirebiliriz ve geliştirebiliriz. Ve tabii ki de burada özellikle bizim çalışanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hem sosyal medyadakiler hem de marketing bölümünde çalışanlarımız her şeyimizi hazırda bulundurdular ve burası gerçekten diğer zamanlar söylediğim gibi ideal bir ortam bizler için, geliştirmek için. Ve burada işte hazırlık maçları yapma fırsatımız da var. Bunları da değerlendirebiliyoruz. Futbolcularımızın istekli ve arzulu olmaları, profesyonel olmaları, bu çok çok önemli. Complimenti vanno fatti da parte nostra loro, perché poi venire ad allenare in un campionato come quello turco, campionato di livello, che però poi di fare, di vivere lo stesso sport, ci vuole una bella umiltà, e questo è una cosa importante che deve avere un allenatore, soprattutto due per Farioli diventa probabilmente più facile. Per gente come Montella e Pirlo è stato una... Yani Türkiye futbolunun bu kadar yüksek seviyeli olması onların da tabii ki de buraya gelmesini sağladı ve onları aslında biz tebrik etmemiz lazım onları. Çünkü böyle bir lige gelmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Çünkü hem seviye çok yüksek hem de futbol anlayışı çok farklı. Ona alışman lazım, derinine inmen lazım, tanımadığın bir lig ve tabii ki de aslında tebrikleri bizim yapmamız lazım ve hepsini tanıyorum. İşte Farioli için belki biraz daha kolay bir durum. Biraz daha uzun süredir burada. Sonrasında Pirlo'yla da hani hem eskiden tanımak hem de şimdi bu rolde kendisini görmek, kendini geliştirebildiğini görmek
Tabii ki de eski futbolcu, büyük bir futbolcuydu. Bunu da aynı şekilde hocalıkta da yapabilecek kapasitede olduğunu görmek beni memnun etti. Montella ile alakalı da zaten hani çok daha fazla yakın bir ilişkimiz var. Çünkü hem hocalığını da yaptım hem de karşı karşıya da oynadık. Sürekli beni zorlayan bir adamdı futbol oynadığı dönemde de. O yüzden yani onların burada olması dediğim gibi açıkçası yani şu ana kadar gösterdikleri çalışmalar belli ortada. Onları tebrik etmek lazım. Gerçekten kolay değil yeni bir lige gelmek, yeni bir anlayışa alışmak ve takımınıza bütün fikirlerimizi aktarmak hiç kolay değil. Perché ha un in questo momento non può allontanarsi dalla famiglia e gli auguro di risolvere il prima possibile i problemi che ci ha. Perché lui già quando ha saputo che saremmo venuti qua mi ha mandato un messaggio e poi era felicissimo di ospitarci nella sua nazione, nelle sue terre. E proprio un paio di giorni fa mi ha mandato un regalo e mi ha mandato un biglietto e gli auguro di ritornare a fare l'allenatore prima possibile. Perché probabilmente lui vuole far questo e di rincontrarlo prima possibile. Titerimle alakalı da şunu eklemek istiyorum. Sadece tek üzüldüğüm konu onunla burada tekrardan karşılaşamamak ve sarılamamak. Çünkü gerçekten çok iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Hani ilişkimiz çok iyi bir seviyede kendisiyle ve ailevi problemlerden dolayı görüşemedik. Buraya geleceğimizi duyduğu gün bana mesaj atmıştı. Çok mutlu olmuştu. Keşke görüşebilseydik ama dedim ki ailevi sorunlardan dolayı görüşemedik ama kendisi için gerçekten her şeyin en iyisini diliyorum. İki gün önce bana bir hediye de gönderdi kendisi. Yani umarım bir an önce tekrardan hocalığa döner. Çünkü sanırım kendisi de bunu çok istiyor. Diğer yanda öte yandan da burada çalışan bizim üç İtalyan içinde şunu söylemek istiyorum. Hani ikisi zaten önceden İtalya'da da hocalık yaptı. Yani tekrardan yapabilirler. Öyle kaliteli adamlar var Türkiye'de. Bunu da eklemek istiyorum.